Merhaba hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Ramazan ayının ilk günü, çok şükür. İnşallah hepimize ağız tadıyla yaşayabilmeyi nasip etsin Allah'ım. Bugünlerin hürmetine hanelerimize sağlık, sıhhat ve bereket getirsin. Hayırla geçirebilmeyi nasip etsin. Bugünkü modelimi de yine örnek mendilime çıkaracağım. Renklerim de yine böyle no'lar olmadığı için hiçbirinin veremeyeceğim maalesef. Önceki iplerim olduğu için de içinde numaraları pek durmuyor. Çocuklar da çok karıştırdığı için kalmıyor içinde numaralar. Şimdi modelim çok güzel, çiçekli bir model olacak. Şöyle söyleyeyim, çiçek bahçesi gibi olacak inşallah. Bakalım, ben de merak ediyorum sonucu. Renklerin birbirine uyumu nasıl olacak? Hemen başlayalım. Sonrasında hep birlikte sonucu görelim inşallah. Hemen ipimi düğümlüyorum buradan. İpimi hemen düğümlüyorum. İlk olarak şöyle 3-4 tane boş zürafa yapıp başlayayım. Ara ara bu örnek mendilime de modeller çıkaracağım. Dediğim gibi yazmalara modeller çıkardığımda zaten elimde kalmıyor. Yazma sahibine gidiyor veya çoğu zaman da modelleri yapıp kesebiliyorum. Çünkü her yaptığım modeli bitirmiyorum. Yazmalar bitiyor ama her örneği o yazmaya yapmıyorum. Şimdi 4 tane zürafamı yaptım hanımlar. Ortada bir tane boş bırakıp diğerine geçiyorum. Şöyle belirli bir miktarda yarım daire şeklinde bir gözenek oluşturup geriye dönüyorum. Tekrar içinden geçip başa kadar geriye geliyorum. Arkadan da parmaklarımla tutuyorum ki iki ipim eşit olsun. Burada da dünkü modelim görünüyor. Merak edenler yapımına da tekrardan dönüp izleyebilirler. Harika bir model oldu. Burada şimdi ilk olarak bir tane pırpır yapacağım. Bu pırpırlarım benim çimen görüntüsü versin diye yapıyorum. Çimenler içinde açmış çiçekler gibi olacak modelim. Bir tane pırpır yaparak tekrardan bunun tepesine geriye geleceğim. Ve tepeye de bir tane pırpır yapıyorum. Bu pırpırınızı çok büyük bırakmayın çünkü içerisine çiçek yapacağım. Tam olarak dolmadığında görüntüsü hoş olmuyor. Sıkı sıkı doldurmak için de biraz küçük bırakmak gerekiyor. Yine aşağı iniyorum. İnerken de indiğim ipimi biraz çekiştirip fazlalığını alıyorum. Tekrardan araya bir pırpır yapıyorum. Çimen görünümü vermek için. Yine bir pırpır yapıp tepeye çıkacağım. Şöyle tepeye geleyim. Tekrardan bu tepeye bir pırpır daha yapacağım. Tepesine çıkıp küçük bir pırpır bırakıp aşağıya ineceğim. Tekrardan aşağıya iniyorum. İnerken de iplerimi biraz çektiriyorum ki fazlalığını almak için. Yine bir aşağı iniyoruz. Tek
Tekrardan araya bir çimen görünümü vermek için bir pırpır yapıyorum. Yine bir tane daha pırpır yapıp tepeye geleceğim. Tepeye de küçük pırpırını yapıyorum. Tekrardan yanına aşağı iniyorum. İnerken fazla kısmını alayım. Son olarak bir pırpır daha bırakacağım. Hemen elimle düzenlemelerini de yapayım. Evet, aralarda böyle pırpırlarım çimen görüntüsü vermesi için bıraktım. Tekrardan aşağıya iniyorum. Yine buradan devam edeceğim. Evet, şu şekilde biraz uzaklaşayım. 4 tane zürafamı yaptım. Beşinciden ara modelimi uygulamaya başlıyorum. Geriye dönüp buralara da minik marullar bırakmayı düşünüyorum. Bunun için de şöyle bir pırpır bir tane de sinek kanadı. Sinek kanatlarımın tepeleri sivri olduğunda baş parmağımla şöyle tepesine dokunarak daha yuvarlaksı bir görünüm veriyorum. Yine kenarına pırpırının bir tanesini de yaparak devam edeceğim. Evet, aşağı iniyorum tekrardan. Burada 3 tane zürafa yapayım. 2 3 tane yapıp tekrardan minik marullarımı yapmaya devam edeceğim. Ben alt kısmını tamamlayayım. Modelimin üst kısmına geçeyim. Alt zeminimi tamamladım. Bu şekilde çiçeklerim yapacağım. Bölümleri oluşturdum. Aralarda da 3'er tane küçük marullar yaptım. Şu kenarlarımızda da boş olarak 4 zürafa var. Şimdi çiçeklerime geçiyorum hanımlar. Şuradan ilk olarak buradan başlayayım. Şimdi bıraktığımız pırpırlardan ben ilk olarak turuncu ipimi aldım. Hemen buradan ipimi düğümlüyorum. Tepelere pırpır bırakmıştık. Bunları çiçek yaparak dolduracağız. Şimdi buraların içerisine ben 5 adet çok büyük olmamak üzere sinek kanadı yapacağım. Küçük bir pırpır ile başlayıp tepeye geriye geliyorum. Tekrardan aşağı iniyorum. Şekilde çok büyük olmamak şartıyla 5 adet sinek kanadı yapacağım.
doldurdukça şöyle geriye de topluyorum. Ön taraftan da yer açıyorum diğerleri için. Önemli olan bu pırpırın içerisinde çiçeğimin eşit olarak dağılması. Şöyle baş parmağımla da tepeye dokunarak daha yuvarlaksı bir görünüm veriyorum. Bakın ben şöyle çiçeklerimi geriye çekiyorum parmaklarımla. Sonrasında ipimle de çektiriyorum bir defa. Bu şekilde yer açıyorum kendime. Son beşinciyi de yapalım. İlk çiçeğim ortaya çıksın bu şekilde. Düğümüm açılıyor diyenler de son ipi kesmeden önce de iki düğüm atabilirler. Hemen eşit olarak dağıtacağım pırpırımın içerisine çiçeğimi. Evet, ilk çiçeğimi bu şekilde yapmış oldum. İpimi de kestim. Tekrardan tepeden ortadakine de bir düğüm atıp başlayayım. Ortadakine bir pırpır daha boyunu uzattım ki birbirine değmesin diye çiçeklerim. Ayrı ayrı kendini göstersin istediğim için ortadakini bir tık büyük yaptım. Şöyle uzun bir görüntü olduğunda tepeye dokunuyorum. Biraz daha tombullaştırıyorum o kısmı. Dibinden kestikten sonra pırpırımın içerisine eşit olarak dağıtacağım. Bu çok önemli. Bu son el hareketlerimizle bunu düzene koymamız, bitirdiğimiz gibi bırakmıyoruz yani. Şeklini elimizde son halini veriyoruz. Evet, bu şekilde ben diğerini de ve diğerlerini de tamamlayacağım. Ben burayı turuncu, işte diğerini pembe, mor olarak yapacağım. Dileyen bunları renkli renkli de yapabilir. Şimdi modelimin son haliyle geliyorum. Hanımlar, modelimi tamamladım. Tüm renklerimi, çiçeklerimi tamamladıktan sonra modelimin son hali bu şekilde oldu. Hemen şöyle siyahın üzerinde de renk tonlarını görelim. Ben çok çok fazla beğendim. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hem çok şeker hem de böyle çiçek bahçesi gibi bir model oldu. Dediğim gibi ben her bir bölümü tek renkle yaptım. Dileyen bu üçlüyü de renk renk yapabilir. Hemen diğer yüzünü de gösterelim. Keyifli bir yapımı var. Bence sıkılmadan yapabileceğiniz bir model. Ben keyif alarak yaptım. Yenilerde zorlanmadan yapabilir diye düşünüyorum ben.
Şimdi modelin fiyatına geleyim. Bu modeli ben yazma haricinde sanırım 65 TL'ye yapardım diye düşünüyorum. Bu fiyat tamamen kendime ait. Sizler de kendiniz el emeğinize göre fiyat verebilirsiniz. Bir de son olarak Instagram hesabımda da burada yaptığım tüm modellerimi tek tek paylaşmaya çalışıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Orada da adım Pınar İğne Oyaları diye geçiyor. YouTube kanalımın da Instagram sayfamın da profil resmi aynı. O şekilde de kolaylıkla bulabilirsiniz beni. Evet, bugün de videomu böyle sonlandırayım. Bir sonraki yeni modellerle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İyi Ramazanlar.